Hocam merhabalar. Bir yatak efsanesiyle daha bu videoda beraberiz. Hızlı seks, acele seks, oldu bittiye getirmek. Bunlar çok sıklıkla karşılaştığımız durumlar. Ama şunu rahatlıkla diyebiliriz herhalde, değil mi? Seks aceleye gelmez. Seks aceleye getirildiğinde, hızlandırılmış bir tura dönüştüğünde neler oluyor? Bu videoda isterseniz böyle hızlandırılmış seksi bir konuşalım. Öncelikle alışkanlığa dönüşür. Bu alışkanlık daha sonradan cinsel hayata hakim olduğunda biz buna erken boşalma diyoruz. Ama şunun altını çizelim. Ara sıra çiftler hızlı boşalma ihtiyaçları duyabilir. Mesela bir mekana gidersiniz. Orada eğlenirsiniz ve şehvetiniz doruk yapar. Eve gidecek kadar sabredemezsiniz ve arabada ya da uygun bir yerde işinizi görürsünüz. Buna şipşak seks diyoruz. Ve bu gerçekten hem erkekler için hem kadınlar için arzulanan ve merak uyandıran bir şeydir. Lakin bunu genel anlamda bütün cinselliğe monte etmek, evlilik hayatını bunun üstüne kurmak, işte biz ona erken boşalma diyoruz. Çünkü erken boşalması da bir tür şipşak seks. Yani erkek ne yapıyor? Bir dakika içerisinde boşalıyor ve kadın orgazm olamıyor. Ve orgazm olamadığı için de cinsellikten soğuyor. Ve kocasının bencil olduğunu, kendisini düşündüğünü ve ötekinin ruhuna, bedenine saygı göstermediğini düşünüyor. Ve bunun sonucunda da kadın seksten soğuyor. O nedenle hızlı seks bazen bir ihtiyaçtır ama bir istisnadır. Bu istisna kaideye dönerse ciddi anlamda problemler çıkar diyoruz. Şimdi kadın ve erkek açısından baktığımızda, yani erkek biraz daha herhalde sonuç odaklı ama kadın süreç odaklı. Hep konuştuğumuz şeyler. Burada mesela kadın daha hissetmeye odaklıyken erkek bir an önce boşalmak ve rahatlamak peşinde mi oluyor? Yani oradaki hız sizce temelde neyle alakalı? Erkeğin zaten doğasında erken boşalma var. Çünkü erkek sonuç odaklıdır. Performans odaklıdır. Ve boşalmayı hedef alan bir cinsel algısı vardır. Çünkü erkekler böyle bir fıtratla doğarlar. Ama buna biz erkeksi seks diyoruz. Ama erkek olgunlaştıkça yavaş yavaş kadınsı cinselliğe doğru evrilir. Çünkü kadınsı cinsellik sevişme üstünedir. Süreç odaklıdır. Ve anı yaşamak bir ve bir arada olma odaklıdır. O nedenle bir erkek kadın gibi sevişmeye başladığında adam gibi sevişmiş olur diyoruz. Çünkü erkeğin hızlı boşalması dediğim gibi bazen bir ihtiyaç olabilir. Ama bunun bütün cinsel hayata hakim olması bir cinsel işe bozukluğudur. Kadının soğuma sebebidir ve çatışma sebebidir. O nedenle anı yaşamak, o anı ölümsüzleştirmek ne kadar yaptığımızdan çok daha önemlidir. Şimdi sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika şarkısını biz pek çok videoda konuştuk. Aslında o bir dakika gibi bir zaman alan sevişme her iki taraf için de hiç sağlıklı değil ve tatmin edici değil. Ama böyle dilimize de yerleşmiş bir ifade var. Erken boşalma pek çok insanın hayatının kabusu. Erken boşalmanın biraz altında yatan bununla bağlantılı nedenleri de sıralar mısınız? Tabii ki erken boşalma en sık görülen erkek cinsel işe bozukluğudur. Bunun sebeplerinden birisi yanlış mastürbasyon tekniğidir. Yani erkekler skor takıntısıyla, erkekler ayıp yasak günah duygularıyla, erkekler işte mastürbasyon yapanın gözü kör olur, sağır olur düşünceleriyle, yakalanma korkusuyla bedenlerini ve ruhlarını hızlı boşalmaya programlıyorlar. Bunu ergenlikte öğreniyorlar ve evliliklerine taşıyorlar. İkincisi, erken boşalmanın dediğim gibi normal ve daha sık seks yapmanın bir yolu olarak da görülmesi, erken boşalmanın sık bir şekilde ortaya çıkmasına yol açıyor. Üçüncüsü, bizim annemizle, babamızla çocuklukta yaşadığımız bazı çatışmalar var. Ve bu çatışmaları sağlıklı çözemeyince erkeğin içinde ciddi bir suçluluk duygusu kalıyor. Ve bu suçluluk duygusu erken boşalma şeklinde kendini bir cezalandırma ritüeli olarak gösterebiliyor. Ya da dediğim gibi hızlı konuşan, hızlı araba kullanan, hızlı yemek yiyen erkekler, hayatlarının her alanında hızlı olan erkekler, erken boşalmayı bir kişinin dışa vurumu olarak da yaşıyorlar. Çünkü her yerde hızlı olup yatakta yavaşlamamız çok mümkün değil. Çünkü erken boşalma erkeğin hayata karşı bir duruşudur. O nedenle bazen kültürel sebeplerden dolayı, bazen de saydığım bu sebeplerden dolayı biz erken boşanıyoruz. Ama erken boşalma dediğim gibi kadınları soğutan, erkekleri de bir zaman sonra ikinci ve üçüncü seksi yapmadan dolayı performans anksiyetesine sokan çok yaygın bir cinsel işe bozukluğu.
Ama bazen dediğim gibi birinin cehennemi öbürünün cenneti olabilir. Mesela seksten hoşlanmayan, sekse karşı soğuk olan bir kadın partner erken boşaldığı için mutlu olabilir. Ama cinselliği sevişmenin bir uzantısı olarak gören, partnerini hissetmek isteyen, onunla o anı ölümsüzleştirmek isteyen bir kadın için ise bu bir cehennem olabilir. O nedenle erken boşalmanın ne olduğu, aslında çiftin buna nasıl tepki verdiğiyle çok alakalı. Peki şimdi seks aceleye gelmemeli dedik. Ama baktığımızda örneğin işte pornografik materyallerde sizin batı seksi diye tanımladığınız hep seks örneklerinde hızlı, acele, sistematik, organize bir seks var. Ama doğu cinselliğinde daha hissetmek temelli bir cinsellik var. Bu aceleye getirmek biraz böyle kültürel, toplumsal etkilenen faktörlerle de bağlantılı mı? Çok bağlantılı. Çünkü bizim toplumumuzda bir ergenin mahremiyetine saygı yok. Yani bir ergenin mastürbasyon yapma ihtiyacının olabileceğine bir saygı yok. Ergenin çat kapı odasına girilir, banyodaysan ne yapıyorsun içeride çıksana şeklinde tehditler yapılır. Tuvalette bile ergen yalnız bırakılmaz ve böylece bu ergen mastürbasyonu hızlı yapmak zorundadır. Ve bu alışkanlığı yetişkinliğine taşır. O nedenle biz aslında hızlı seks yapmaya insanları zorlayan bir toplumda yaşıyoruz. Ve bu toplum dediğim gibi skoru önemsiyor. Ne kadar sık yapılırsa o kadar iyiymiş gibi algılır. Ama doğada da bu böyle. Mesela doğada bir boğanın hızlı boşalması lazım ki bütün inekleri dölleyebilsin. Ve bu doğanın getirdiği bir şey. Ve insanın da bu doğanın bir parçası olduğunu varsayarsak fıtratında böyle bir şey var. Ama insan evrimleşen bir canlı ve demin de söylediğim gibi erkek boşalma süresini uzattıkça evrimini de tamamlamış oluyor ve daha kadınsı, daha dişi sevişmeyi öğrenince de sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamada sahip olabiliyor çift olarak. Evet hocam, şimdi cinselliği aceleye getirmemek ve aslında tadında yaşamak. Bu videoda anlatmaya çalıştığımız şey bu. Bununla alakalı da özet niteliği taşıyabilecek, hani yapılacaklar listesi babında neler paylaşmak istersin son olarak? Şöyle, cinsellik bir önceki cinselliğin bittiği an başlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani seksiniz bittiğinde hemen yatağı terk etmeyin. Birbirinize dokunun, yatak sohbetleri yapın. Hoşunuza gidenleri, hoşunuza gitmeyenleri birbirinize paylaşın ve memnuniyetinizle birbirinize ifade edin. İşte bir sonraki seks böyle başlıyor. Yatak sohbetleriyle. Ondan sonra gün içerisinde sanki sevişecekmişsiniz gibi birbirinize tutkuyla dokunun. Ama bırakın. Bu şehvetinizin daha da canlanmasına yol açar. Bizim sloganımız şu. 7 kere dokun, 1 kere seks yap. Ama öyle bir dokun ki her seferinde seks yapacakmışsın duygusuyla dokun. Ve bu dokunuşlar şehveti öyle bir yoğunlaştırıyor ki o şehvetin bitmesini istemiyorsunuz. Ve böylece daha uzun, daha tutkulu sevişmeler de olabiliyor. Ve ön sevişme dediğimiz süre minimum 15 dakika olmalı. Ve bu sürede kadının orgazmıyla bitmeli. Erkek kadın orgazm olduktan sonra vajinaya girmeli. Ve erkeğin vajinada kalma süresi de minimum 7 dakika ve üzerinde olmalı. Ve bu süre kadının ikinci ve üçüncü orgazmını yaşaması için de yeterli. Ve gördüğünüz gibi bir önceki seksle başlayan, masajla devam eden, ön sevişmenin uzatılmasıyla keyiflenen ve erkeğin vajinada kalma süresini 7 dakika üzerine çıkarttığı bir seksüel aktivite ruhumuzu onarıyor, bedenimizdeki hastalıkların daha çabuk iyileşmesini sağlıyor, evliliği ve ilişkiyi güzelleştiriyor, özgüvenimizi arttırıyor ve gerçekten yüzümüz ay gibi, güneş gibi parlıyor. Çünkü hiç sevişenle sevişmeyen, güzel sevişenle kötü sevişen bir olur mu diyoruz? Olmaz tabii ki. O halde seks aceleye gelmez diyerek de bu videoyu bitirelim. Teşekkürler hocam.